Merhabalar, yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Amerika kıtasındaki Cherokee arazisindeki ufak bir kiliseden sizlere merhaba diyoruz. Bir kiliseden ekranlarımızı açıyoruz, videomuzu başlatıyoruz. Cherokee arazisindeyiz. Bu kilisede Every K diye mi okunuyor, nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama Every K adında bir tane protestan misyoner yetişti. Okullarda eğitim gördü, yetişti ve protestan bir misyoner haline geldi. Cherokee arazisindeki halkı misyonerlik faaliyetlerimizle protestanlığa çekmeye çalışacağız. Buraya bir tane daha kilise yapacağız, bir kilise okulu daha yapacağız. Bu yaptığımız kilise okullarıyla protestanlık faaliyetleri tüm hızıyla devam edecek. Amerika kıtasına daha fazla yatırım yapma taraftarıyım. Daha fazla yatırım yapalım, daha fazla binalar yapalım. Hatta mesela Philadelphia'ya bir tane okul yapılabilir, bir tane daha okul yapılabilir. Boston'da mesela bir tane okul var zaten. Bu okul daha da büyütülebilir. Ancak şimdilik kalsın. Şimdi çok paramız yok. Yani bu sanayiyi daha da büyütmeliyiz. Daha da büyütmeliyiz. Amerika kıtasında çok geniş araziler var. Bu arazilerde daha da büyütmeliyiz. Güzel. Zafer üstüne zafer alıyoruz kıtada. Bu zaferlerimiz tabii ki devam edecektir. Bu kıta gerçekten verimli bir kıta. Şimdi ordumuzu yine iyileştirmemiz gerekiyor. Iron Cut adındaki generalimiz, tecrübeli general. Zaferden zafere koşmuş bir general. Bunun tecrübesi çok iyi şu an. Bir kilise okulu da aşağı Louisiana bölgesini yapılsın. Bir kilise buraya da yapılsın. Yukarıda da bir savaş veriyorduk. Church bölgesini, yukarı Louisiana bölgesini kuşatmıştık. Bakalım ya, oraya da ele geçirsek gerçekten çok iyi olacak. Burada da bir tane boş bir alan, arazi varmış. Buraya da yine sanayi binası yapılabilir. Sanayimizi daha da büyütelim. Amerika kıtasındaki sanayimizi büyüttükçe bize vergi olarak dönecektir. Halkımıza vergi, halkımıza iş gücü sağladıkça, sanayi sağladıkça bu bize vergi olarak dönüyor. Şimdi burada bir sürü gemi biriktirmişiz. Bu gemileri alalım, toparlayalım. Ticaret gemilerini de toparlayalım. Savaş gemilerimiz zaten hazırda. Şu... Hatta burası boş zannedersem. Burayı hemen kapatabiliriz. Hemen kapatalım burayı. Fransızlar gemi çıkartamasınlar. Savaş gemilerimize çıkmaya devam ediyor. Güzel. Gayet güzel. Burayı da kapatmışız. Güzel. Buralar da kapanmış. Marsilya kıyılarını da kapatmışız. Yani İngiliz donanması birçok bölgeye hakim. Burada bir İtalyan ve Fransız donanması var yan yana. Kalsınlar bakalım orada. Şu takviyeleri de gönderelim. 5 tane 1-2 var burada. 5 tane 1-2. Bir de buradan da gemi çıkartıyorduk zannedersem. Evet, bunlar da bir çıksın. Bunların hepsini Hindistan'a gönderecektik. Nasıl da unutmadan yapıyoruz böyle birçok şeyi, değil mi? Bir sürü hamle yapıyoruz ve bunları hep sürekli unutmadan yapıyoruz yani bunları. Kolay değil yani bir imparatorluğu yönetmek.
bu ordumuzu iyileştirmemiz gerekiyor. Berberi devletler yine saldırıya geçecektir. Çöldeki ordularımız çöl şartlarına alışkın değil tabii. Ancak yine de orada beklesinler. Yeniçeriler var, düşmanın Yeniçerileri var. Bizim çok fazla askerimiz var. Çok az, çok az, çok az düşman birliği var. Yani bunu savaş oynamaya gerek yok herhalde. Çok az çünkü düşman birliği çok, sayıları çok az. Yani gücünden bahsetmiyorum ama sayılar az. Az sayılara karşı koşturmaya gerek yok. Buraya bir girelim. Şunlar kovalamaya devam etsin düşmanı. Tekrardan zaferimizi alalım. İngilizler yine zaferlerini alıyorlar. Britanya İmparatorluğu. The British Empire yine zaferden zafere koşuyor. Görüyorsunuz değil mi tedariklerimizi? Pamuk üretiyoruz, tütün üretiyoruz, şeker üretiyoruz, kahve üretiyoruz, kürk üretiyoruz. Baharat ve fil dişi, onlara da onlara da üretiyoruz. Şam'da vergi alınabilir aslında. Şam'dan vergi alınabilir ama şu an almayacağım ben yine de. Kudüs'te zaten bir İsrail devleti kuruyor zaten İngilizler biliyorsunuz. 1800-1900 yıllarda Kudüs'te bir İsrail devleti kuruyor İngilizler. Zaten Abdülhamit'le çok fazla bir kavga dönüyor. İkinci Abdülhamit, İngilizler Mahmut Paşa önderliği, Mahmut Paşa'yı şey yapıyorlar. İngiliz Mahmut Paşa İngilizlere çalışıyor. Batı hayranı olduğu için Abdülhamit'in yardımcılarından işte Mahmut Paşa, o demiryolu şeyi var burada. Abdülhamit demiryolları yapıyor. Demiryolu ihalesi, güzergahı böyle şeylerden geçiyor. Demiryolu ihalesini İngilizlerin üstüne, Mahmut Paşa İngilizlerin üstüne çevirmeye çalışıyor. O yüzden yani İngilizler çok uğraşmıştır demiryolu ihalesini kendi üzerlerine yapabilmek için. Demiryolunun himayeliğini, üstlenebilmek için. O şekilde yani. Abdülhamit yine de şey yapmıştır yani. Aynı şimdi İngilizler de buraları ele geçiriyor. Theodor Herzl bak, Kudüs'ü Theodor Herzl kurmaya çalışıyor. Kudüs'te İsrail devleti kurmaya çalışıyor. Ancak işte yine de Osmanlı zaten yıkılmış baksanıza yani. İçten tabii Mahmut Paşa gibi şeylerle, İngiliz taraftarlarıyla içten içte yıkılmışlar zaten. Zaten demiryolu falan daha yok. Demiryolu 1840'lardan sonra, 1830'lardan sonra, 1820'lerden, 30'lardan sonra, 40'lardan sonra, 1800'lü yıllardan sonra demiryolları açığa çıkıyor. İlk önce İngiltere'de sanayi devriminin ilk ülkesi İngiltere'de demiryolları falan çıkıyor. Osmanlı'ya Abdülhamit zamanında geliyor. Daha geç geliyor. O şekilde ya. Savaşımız vardı bizim. Amerika kıtasında bir savaş verecektik. Yine bu geniş arazilerde. Savaştan savaşa koşuyoruz. Tüfeğin mikrop ve tüfek. O kitabı okudunuz mu? Mikrop ve tüfek. Amerika kıtasının ne yollarla ele geçirdiklerini anlatıyor Avrupalıların. Mikrop bir de tüfek. Bu size her şeyi anlatıyor zannedersem. Evet.
Savaşa başladık. Topçularımı kurdum. Bu sefer yaklaşmadım düşmana. Genelde hep düşmana yaklaşırdık. Bu sefer yaklaşmadım. Uzaktan toplarımla sıkıyorum. Düşman yaklaşacaktır bana. Düşmanın yaklaşmasını bekleyelim. İngiliz ordusu hazır. Fransız ordusu da tabii ki şey bir ordu yani. Güçlü. Güçlü bir ordu ama yine de çok bir şey yapamayacaklardır herhalde. Şuraya sıkarsan daha iyi olacak. Şuraya sıkarsan daha iyi olacak dostum. Gerçekten harika, güzel. Fransızları geriye püskürtmeye çalışıyor İngiliz ordusu. Milisler de geriden ateş edecektir. Toplarım şu ileriye doğru ateş ederse daha iyi olacak. Güzel. Milislerimizi öyle güzel kurmuşuz ki geriye Fransız süvariler saldırsa bile yine de bir şey yapamayacaklardır. Üzeri, baksanıza topun üzerinde nasıl koşturuyor, gördünüz mü? Şu mouse'la gösterdiğimi gördünüz mü? Deli bunlar ayol. Topun üzerinden 4 nala koşuyor. Mal gibi koşuyor topun üzerine 4 nala. Deli bunlar ya. Deli bunlar ayol. Evet kıymetli dostlar. Savaşımız devam ediyor. Toplarımızı da sıkmaya devam ediyoruz. Şu süvari birliğini ateş edersek gerçekten harika olacak. Ateş. Hadi çocuklar. Red Cross, kırmızı ceketliler, The English British Empire. Kendimi tam vermiyorum ama oynarken fark ediyor musunuz? Kendimi tam vermiyorum. Yani topçuları falan korumuyorum bile. Gerek yok ya, zaten online bir savaş değil yani. Öylesine oynuyoruz yani, illa çok böyle tamamen kurallarına uygun bir şekilde 4-4'lük mükemmel oynamamıza gerek yok. Yani normal oynuyoruz işte, öyle çok. Yani aynen. Çok kasmaya gerek yok. Çok kurallara dikkat etmeye gerek yok o kadar. Şuraya açık bakalım. Güzel. Arkadaki Fransızlar ardına bakmadan kaçıyor. Üzerimize saldırıya geçmişlerdi. Ve şimdi kaçıyorlar. Kaçıyorlar ve kaçıyorlar. Gerçekten kaçıyorlar. Toplarımızın da hepsi dağıldı. Sert Fransız saldırısı sonucu toplarımızı kaybediyoruz. Ancak yine de hala avantajımız var. Şuradaki top ateş etmezse iyi olacaktır. Toplarımız ateş etmesin. Zaten birçok topumuzu da kaybettik. Çatışma yaşadık az önce. Sıcak çatışma. Fransız İngiliz kavgası. Fikirlerin kavgası. Zihnin kavgası. Fikirlerin kavgası devam ediyor. Sömürge yarışı devam ediyor. Evet, üzerimize yine saldırıya geçtiler. Yaşar. Yaşar hazırlanıyor. Yaşar. Yaşar vurdu ve gol, Yaşar. Yaşar. Evet. Diğer birliklerimiz de kenardan kenarına ilerliyor. Gördüğünüz gibi İngiliz ordusu kenardan koştura koştura ilerliyor. O alevli şeylerden atıyor üzerimize. Askerlerimiz yanıyor. Bunlar da pes etti.
Aa, hemen direkt süngünüzü çekin oğlum. Süngüyü çekin direkt. Bitirin işte, ne hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Bunlar pes edecektir. Bunlar da pes ederse harika olur. Zaten üzerlerine doğru geldiğimizi görünce kaçışmaya başladılar. Kalabalığız diye. Kahramanca bir zafer alıyoruz. ...911 kişi vurduk. 911 tane Fransız'ı vurduk. Ezeli rakibimizden 911 tane adı düşmanı yere serdik. Şeyi düzeltelim şimdi, bu ses ayarını düzeltelim. Savaşa gelince değiştiriyoruz çünkü ses ayarını. Camping'de daha değişik yapıyoruz ses ayarını, onu düzeltmemiz lazım. Katoliklik için bir kilise varmış, bu kiliseyi yıkacağız. İngilizler çünkü protestan. Protestan mezhebini de Kanuni Sultan Süleyman koruyor zaten. Martin Luther'i destekliyor. Bakın İngilizler protestan, görüyor musunuz? İşte Kanuni Sultan Süleyman Martin Luther'i destekliyor. O şekilde Avrupa'yı bölmek için yapıyor bunu Kanuni Sultan Süleyman. O şekilde protestanlık mezhebi açığa çıkıyor. Martin Luther desteklenerek Kanuni Sultan Süleyman tarafından. Oo, İspanyollar hala mı saldırıya geçmedi? Oraya o zaman ben donanmamı gönderiyorum. Bir de şuralardan da savaş gemisi çıkartabilseydik iyi olacaktı aslında. Buradaki ordumuz ilerlese burayı alabilir mi acaba, ama zannetmiyorum. Şuradaki ordularla birleştiririz. Amerika kıtasına bayağı bir yatırım yaptık bu bölümde. Binalar falan, yani sanayi binaları falan yaptık. İnşa aşamasında şu anda, yapılacaktır bir dahaki bölümde ya. Buradaki kilise Protestan kilisesi değil mi burası? Evet, Protestan kilisesi. Katoliklik var ama buradan. Çünkü Katolik bir şey var burada. Misyoner var. Onun ölmesi gerekiyor. Burada isyan devam ediyor. İsyan devam ediyor. İngilizler orada şimdilik kalmak zorundalar asayişi sağlamak için. Çöldeki çatışmalar da devam ediyor. Osmanlılar ve İngilizler arasındaki çöldeki çatışmalar da devam ediyor. Ancak Berberiler de Osmanlı'ya yardıma gelse de padişahın çektiği telgraf doğrultusunda, gerçi telgraf Osmanlı'da yoktu o dönemde de, padişahın haberi üzerine Berberiler de Osmanlı'ya yardıma geliyor, ancak Britanya ordusu buraya kurulmuş durumda ve çöldeki çarpışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 1745 yılındayız. Bakalım British Empire nereye kadar gidecek? ...37 milyonluk bir imparatorluk. Hindistan alırsa 100 milyona kadar çıkar bu imparatorluk. Şuradaki gemilerimizi kontrol edelim. Bunlar buraları kapatıyorlar. Güzel, bu şekilde devam etsin. Buraya zaten takviye gemiler göndereceğim ben. Takviye gemileri göndereceğim. O takviye gemilerimiz de gelince Hindistan hiç nefes alamayacak. Tamamen işleri bitecek. Sonra bir de çıkarma yaparız güneyden. Seylan Adası'na asker çıkartırız. Seylan Adası'na asker çıkarmak için Amerika kıtasından ordu biriktiriyordu. Londra'dan değil de Philadelphia bölgesinden o asker çıkartıyorum. Onları da aklımda tutuyorum, hiç merak etmeyin. Evet. Bu bölümün de sonuna geldik kıymetli dostlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölüm yakın bir zamanda gelecektir. Hoşça kalın, güle güle.